Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Osman'ın halifeliği seçimleri sırasında Abdurrahman bin Avf'ın kendisine sorduğu, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in yolundan gidecek misiniz sorusuna, gücümün ve bilgimin yettiği kadar cevabını vermiş, bütün halifeliği boyunca da bu sözüne sadık kalmaya gayret etmiştir. Vermiş olduğu bu söz, onun kendi reyini de ortaya koyacağı yönünde anlaşılmış, Hazreti Ali Efendimiz'in bütün halifeliği boyunca bu anlayışının da eserleri görülmüştür. Hatırlanacaktır ki bütün halifelerin belirli bir istişare heyetleri bulunurdu ve halifeler onlara danışmadan, görüşlerini almadan herhangi bir girişimde bulunmazlardı. Hazreti Ebubekir döneminde resmen, diğerlerinde ise fahri olarak istişare gruplarına katılan, fikri sorulan Hazreti Ali Efendimizin belirli bir istişare grubu bulunmuyordu. O istişarelerini bir heyetle değil, tercih ettiği liyakatli kişilerle yapıyor, Resulullah Efendimizin sünnetini ve Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dönemindeki uygulamaları en mühim istişari kaynak olarak değerlendiriyordu. Kendi reyi ve istişareleri sonucunda almış olduğu kararlar hususundaysa, öz oğullarının sözlerine dahi itibar etmiyordu. Bu onun otoriter bir lider olmasından ziyade, ortamın çok farklı görüşlere doğurabilecek biçimde karışık olmasından ve rey sahiplerinin dahi kararlarında mütereddit olmasındandı. Birinin aldığı kararı diğeri kabul etmiyor, bir başkasının görüşü ise bir diğer görüşü yok sayıyordu. Hazreti Ali döneminde meydana gelen fikir ayrılıklarının kaynağında istişare edilebilir niteliklere sahip sahabiler yer alıyordu. Hazreti Ayşe, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyr, Hazreti Muaviye, Hazreti Amr bin As gibi. Hazreti Osman'ın şehadeti sebebiyle Müslümanlar cephelere ayrılmış, her biri bir tarafın yanında yer alma temayülü gösterir, bir kısmı ise hiçbir işe karışmaz olmuşlardı. Bunların yanında bu durumdan istifade etmek niyetinde olanlar, Allah'ın kitabını Müslümanların duygularını kullanarak istismar ediyor, yanlış tevillerle halkın zihnini bulandırıyorlardı. Bu da Hazreti Ali Efendimizin önüne geçmek istediği bir girişimdi. Bütün bu sebepler Hazreti Ali'yi kararlarını neredeyse yalnız başına almak durumunda bırakmıştı. Hazreti Ali Efendimizin döneminde aleni hale gelen iktidar çatışmaları bir başka sorun olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda Ümeyye oğulları ve Haşimiler arasındaki mücadele de gün yüzüne çıkmıştır. İleride Emeviler ve Abbasiler adı altında yürütülecek iktidar mücadelesi Hazreti Ali zamanında belirginleşmiştir. Hazreti Osman döneminden beri konuşulan Ümeyye oğullarının iktidarının meşruiyeti meselesi, Hazreti Ali'ye karşı çıkanların bir kısmının özellikle Hazreti Muaviye'nin Ümeyye oğullarına mensup olması sebebiyle Hazreti Ali taraftarlarının ortaya çıkardığı bir mevzu olarak genişlemiş ve büyümüştür. Önce Hazreti Osman Efendimizin halifeliği ve uygulamaları eleştirilmiş, daha sonra onun kanını isteyenlerin Hazreti Ali'ye karşı tutumları yerilmiş, bu iki grup arasında çıkan çatışmalar yorumlanmış, anlaşmalara hile karıştırıldığı iddialarıyla mesele kesin bir mücadele ortamına taşınmıştır. Halifelik sona erip, Ümeyyoğullarının saltanatlarını ilanıyla, haklılıklarını ispat için başvurdukları yöntemler dolayısıyla da konu, bu iki kabilenin birbirlerinin meşruiyetlerinin sorgulanması boyutuna ulaşmıştır. Arapların en önemli özelliği olan kabileciliğin, pek çok hareketin, tepkinin ve kararın esas unsuru olarak yer aldığı görülebilmektedir. Halife seçimlerinden vali tayinlerine kadar kabile endişe ve baskılarının halk üzerindeki etkileri takip edilebilmektedir. Çatışmalarda kabileciliğin ayrışma taraftarı tutumları, anlaşma ve uyum söz konusu olduğundaysa destek ve kaynaştıran özellikleri kullanılmıştır. İlk halifenin seçiminde herkes kendi kabilesinden birinin halife olmasını teklif etmişse de bütün Müslümanların Allah ve Resulünün prensiplerine rehber alan tercihleri sonunda Hazreti Ebu Bekir halife seçilmiştir. Aynı şey diğer halifelerin seçiminde de böyle olmuştur. Ama her birinin seçilmesi için kendi kabilelerinin desteğinden mahrum oldukları da söylenemez. Bu tabii insan doğası sebebiyle her kabile kendi arasından çıkan halifeyi ne pahasına olursa olsun desteklemiştir. Burada sorun, kabilelerin kendilerini diğerlerinden üstün görüp daha çok hak sahibi olduklarını ile sürerek çatışmaya zemin olacak tutumları takınmalarıdır.
İslam'ın her kalbe aynı düzeyde girememesi ve asr-ı saadetten uzaklaşıldıkça anlayışların zedelenmesi sonucu bu anlamdaki kabileciliğin yeniden ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Bu sebeple kabilecilik müsbet tesirlerini kaybedip menfi tesirlerini hakim kılar bir hale gelmiştir. Resulullah Efendimizin din kardeşliği, muahat, herkese eşit mesafede bulunmak suretiyle, Hulefâ-i Raşidî'nin ise akraba ve yakınlarını kayırmaktan uzak bulunmak, liyakat sahiplerini göreve getirmek, hatta yalnız kalmak pahasına bu anlayışla mücadele etmiş olsalar bile, o kutlu dönem sona erdikten sonra yaşananlar sebebiyle, yerine ümmetçiliğin getirilmeye çalışıldığı kabilecilik, geniş tanımıyla milliyetçilik, bütün hızı ve gücüyle kendini göstermeye imkan bulmuştur. Hazreti Ali Efendimizin halifeliği ile başlayan olaylar sebebiyle bazı İslam şehirlerinin durumunu anlatmıştık. Mısır, olayların başlangıcı ve devamında çok mühim bir rol üstlenmiş, Hazreti Ali Efendimizin oraya mahsus politikası da diğerlerinden farklı olmuştur. Mısır, Hazreti Ali'ye muhalif olanların çokça bulunduğu, hatta şehre kendilerinden başka kimsenin girmesine müsaade etmeyecek derecede işi ileri boyutlara taşımış bir topluluktan oluşuyordu. Hazreti Ali Efendimiz Mısır'a ilk olarak Sa'd bin Ubade'nin oğlu Kays bin Sa'd el-Ensari'yi vali olarak tayin etti. Şehre girmesi bile büyük mesele olan Hazreti Kays, kale kapısında "Sen kimsin?" diye soran askerlere şöyle cevap vermişti. "Osman'ın mazlum cemaatindenim. Sığınacak birilerini arıyorum." Bu sözler yalan değildi. Zira Hazreti Osman'ın şehadeti bütün ümmetin yarasıydı. Açılan kapılardan girdikten sonra vali olarak tayin edildiğini bildirdi ve valilik binasına girdi. Halka bir konuşma yaparak Hazreti Ali Efendimizin halifeliğini bildirerek biat etmelerini istedi. İkiye ayrılan şehir halkının yarısı biatı kabul ederken diğerleri reddettiler. Zeki bir yönetici olarak Hazreti Kays kimseyi zorlamadı ve onları kendi hallerine bıraktı. Hazreti Muaviye ise Kays bin Sa'd'ı kendisine katılmaya teşvik ediyor, oysa verdiği politik cevaplarla Hazreti Muaviye'nin aklını karıştırıyordu. Onların bu yazışmaları kaynaklara birçok eklemelerle geçtiği gibi birebir katılarak anlatılanlarda Hazreti Ali taraftarlarının da zihinleri bulandırıldı. Onun değiştiğini, Hazreti Ali Efendimiz'i terk ederek Hazreti Muaviye'nin saflarına geçtiğini düşünmeye başladılar. Bu sebeple müminlerin emirine bir mektup göndererek valiyi görevden almasını istediler. Hazreti Ali ise "Yazıklar olsun size, o böyle şeyler yapmıyor" diyerek onları yatıştırmaya çalışsa da sonunda valisini geri çekmekten başka çaresi kalmamıştı. Sa'd bin Kays'a "Yanımda olmana ihtiyacım var, yerine birini tayin et ve gel" diyerek Küfe'ye çağırdı.